çok bir canice bir cinayet olmuş. Spor salonu sahibi, eşi ve iki çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu. İş yerinin kapısında can verdi. Eşi yaralandı, çocukları son anda yere yatarak kurtuldu. Ateş edilmeden sonra gelenler oluyor. Yani o an için orada görgü tanığı yok. Sadece eşi ve çocukları. Beyoğlu Piripaşa mahallesini silah sesleriyle inleten saldırı dün gece meydana geldi. Gökhan Sarı 42 yaşındaydı. Beyoğlu Piripaşa mahallesinde işte bu spor salonunu ailesiyle beraber işletiyordu. Dün eşi ve iki çocuğu da onun yanındaydı. Saat 23 sıralarında spor salonunu kapattı ve evine doğru hareket etti. Ancak o esnada maskeli silahlı bir şahıs onların yanına geldi. İddialara göre tek bir saldırgan vardı. Uzun süre Sarı ve ailesinin temizliği bitirip dışarı çıkmasını bekledi. Maskeli saldırgan Sarı ailesinin yanına geldi, silahını çıkardı ve hiçbir şey söylemeden önce Gökhan Sarı'ya rastgele ateş etmeye başladı. Onu 5 yerinden vurdu. Daha sonra Gökhan Sarı'nın eşi Elif Sarı'ya ateş etti. Onu da bacağından vurdu. Çocuklar kaçmaya başladı. İddiaya göre onlara bile ateş etti. İnsanlık dışı bir olay. Bunu ne hasım sahibi ne düşman sahibi, çok bir canice bir cinayet olmuş. Sarı ve ailesini kurşun yağmuruna tutan saldırgan koşarak kaçtı. Mahalleli silah sesleri üstüne sokağa döküldüğünde korkunç manzarayla karşılaştı. Hemen ekiplere haber verdi. Gökhan Sarı ağır yaralıydı. Olay yerine hemen ambulans ve sağlık görevlileri çağrıldı. Hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm çabalar yetersiz kaldı. Gökhan Sarı hayatını kaybetti. Elif Sarı'nın ise hastanede tedavisi sürüyor. Mahallenin yani gençlerinden, babayı, herkese yardımına dokunan iyi bir arkadaşımızdı. Gökhan Sarı göğsüne isabet eden 5 kurşunla can verdi. Eşi Elif Sarı da bacağından vuruldu. Genç kadının sağlık durumu iyi. Cinayet büro dedektifleri bölgedeki bütün güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İki çocuk babası Sarı'yı kim, neden öldürdü? Şimdilik kalın bir gizem perdesiyle kaplı.